Tabii ben en son konuşacaktım. Yine konuşabiliriz daha sonra. Öncelikle hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Biliyorsunuz 7 sene önce yaşadıklarımızı sizler biliyorsunuz. Birebir hep beraberdik. Atilla Süslü burada. Beraber benden önceki başkandı. Metin Akyüz de yanında. Biz başkan olmadan emin olun arkadaşlarımıza her türlü desteği verdik. Doğru mu? İlla başkan olmak de bir niyetimiz de yoktu. Ama işi bize yıktılar. Bu da Allah'ın bir nasibidir, kaderdir. Bunu böyle algılamak lazım. Hiç planımız yoktu. İşte bu akmayan sular, melemen yemekleri, ıslak formalar, buralardan biz Süper Lig'e geldik. Ama ne hikmetse Süper Lig'e gelince başımıza gelmeyen kalmadı. Yani hepiniz şahit oldunuz. Kulübün gelirleri kesildi, destekler kesildi, farklı uygulamalar oldu. Ha bunları da söylemek istemiyoruz ama söylemekte durumundayız. O zaman fedakarlık yaptık. 7 sene önce elimizi değil gövdemizi taşın altına koyduk. Sizlerle birlikte gece gündüz mücadele ettik, çalıştık. Tüm deplasmanlara gittik. İşimizi, ailemizi ihmal ettik. Birçok arkadaşımız da benimle birlikte ihmal etti. O gün fedakarlık yaptık, bugün de fedakarlık yapalım dedik. Ne için? Emekler boşa gitmesin. Ankara gücü yaşasın diye bir fedakarlık daha yapalım dedik. Ama görüyoruz ki birilerin tetikçileri geldi buraya, denetim kurulu raporunda söz alıp konuşma yapacak. Adam gözümüzün içine baka baka yalan söylüyor şerefsiz ya. Yani bu kabul edilecek bir durum değil ki. Yenilecek, yutulacak da bir şey değil. Ben 3 milyon borcumuz var demişim. 5 milyon borcumuz var demişim. Temmuz ayında demişim bunu. Allah Allah, 3 milyon 5 milyon borç olsa bizim kimseye ihtiyacımız olmaz ki, zaten kendi işimizi kendimiz görürüz. Şeffaflık diyorlar. Ya arkadaşlar, biz derneğiz. Kamu yararına faaliyet gösteren bir derneğiz. Bizim mali genel kurulumuz genel kurulumuzla birlikte olur. Ve her genel kurulda da mali tablolarımızı hazır önümüze koyduk. Her genel kurulda da herkesle paylaştık. Şeffaflık, şeffaflık, şeffaflık. Arkadaş nedir bu ya? Adam diyor ki illa diyor ben diyor mutfağa girdim, yatak odasına da gireyim, her şeyi yapayım. Ya böyle bir durum yok ki arkadaşlar. Bu işin bir idarecisi vardır, bir yönetimi vardır. Bizler bırakın yani İçişleri Bakanlığı'ndan gelen denetçileri 2 yılda bir gelirler zaten. Onun haricinde özel biz kendimiz kendi kendimizi denetlettirdik. Şikayetler oldu. Savcılık kanalıyla denetlemeler oldu. Bütün raporlar, her şey dört dörtlük. Her şey dört dörtlük. Namusumuzla, şerefimizle bu işi yürütüyoruz. Adam demek ki hırsızlar, hırsız var diye bağırıyor. Oğlum hırsızsınız da. Yıllardır kulübü yediniz, bitirdiniz ya. Yeter artık ya. Şimdi şurada bugün gelmişiz. Hep birlikte bir fedakarlık yapacağız. Kulübümüzün önünü açalım demişiz. Ama provokatörler yine kimin ekibi olduğunu biliyoruz. Yine geldi şurada. Tabii bizim arkadaşlarımızın da ister istemez işte insanoğlu hata yapıyor. Söz vermemesi lazımdı. Hani söz veriyoruz, böyle oluyor. Niye? Çünkü iyi niyetle buraya gelmedi. Bunu da kaydeden biziz zaten. Delege yapan da biziz. Hani adam resmen pişmiş aşa su katmak peşindeler. Emin olun geceden sabaha kadar ya uyutmadılar ki. Herkes bir yerden kurcalıyor. Yok şu aday olacak, bu aday olacak, şu gelecek, bu gidecek. Yok arkadaş, tamam. Bu şekilde bir karar alınmış. Bir ekip oluşmuş. Devlet büyüklerimiz de bu ekibi destekleyeceğini taahhütünü etmiş. Her şey bitmiş. Sabah da futbolcularla konuştum. Futbolcu kardeşlerimize de şunu söyledim. Gerçekten kaliteli bir ekibimiz var. Ahlaki anlamda diyorum. Emin olun özellikle geçen sezonun ikinci yarısından bu tarafa iyi mücadele ettiler. Bak bu sezon da öyle. Adamlar savaşıyor, mücadele ediyor ve
Hiçbir zaman parayı da dert etmiyorlar. Ama sanki bizim kulübümüzde futbolcular antrenmana çıkmıyor, hocaların morali çok bozuk gibi böyle bir algılamalar. Yani devamlı aleyhte huzur bozucu, itibarsızlaştırıcı algı kampanyaları. Halbuki merkez mutlu. Çıkıyorlar çatır çatır mücadele etmiyorlar mı arkadaşlar? Eksik olduğumuz halde bakın Süper Lig'de bir tek transfer yasağı olan kulüp biziz. Ya bunun nedenlerini niye hiç kimse sormuyor? Yapılandırması yapılmayan bir tek kulüp biziz. Veyahut da bir iki tane daha vardır ama onlar gönüllü yapmak istemiyor. Şartları oluşturmak için. Yani biz gönüllüyüz. Bütün evrakları vermişiz. Sezon başında ben şunu iddia ediyorum. Bizim yapılandırmamız Bankalar Birliği'nden yapılmış olsaydı bu takım şimdi kaçıncı sıradaydı arkadaşlar? En az ilk üçte değil miydi? Bu gerçek yani. En az ilk üçteydik. Biraz önce kürsüye gelip milletin tetikçiliğini yapan lüzumsuz adamlar gibi işte bu tür insanlar, zararı veren insanlar bu insanlar. Yani kulübü ele geçirme operasyonu bunlar. Yani geçsen ne olacak arkadaş ya? Ha şimdi başkan adayımız ben bu şartlarda dedi yürütemem. Ben çekileceğim. Değil arkadaş, öyle bu sorumluluktan kaçmak yok, görevden kaçmak yok. Biz her zaman ne dedik? Biz koltuk sevdalısı değiliz. Buraya da bu koltuk bize babamızdan kalmadı. Biz nasıl ki 7 sene önce arkadaşlarımızla birlikte, sizlerle birlikte sorumluluk aldıysak, fedakarlık yaptıysak, bugün de bir fedakarlık daha yapmışız, sorumluluk almışız ve hiç dönüp bakmadan Ankara Gücü yaşasın diye, şehrimizin takımı yaşasın diye, verilen bu emekler, bu mücadeleler boşa gitmesin diye bir fedakarlık daha yaptık. Hep birlikte yaptık. Bakın emin olun birçok delege arkadaşımız, yönetici arkadaşımız, başkanım ne olursa olsun sonuna kadar gidelim dedi. Değil arkadaş. Biz her zaman iyi niyetli olacağız. Kesinlikle art niyetli işler yapmayacağız. Hep bu egoların yüzünden zaten bu kulüp bu hale geldi. Ne dediler? Benim olsun, başkasının olmasın. Ya benim olacak ya da bu takım düşsün diyenler oldu. Bunun mücadelelerini verenler oldu. Biz dışarıda olduğumuz müddette verdiğimiz destek, içeride olduğumuzda verdiğimiz destek hep iyi olsun diye. Elhamdülillah. Rabbimize şükürler olsun. Şimdi bizim kıymetimiz, sizlerin kıymetiniz belki bilinmiyor olabilir. Ama emin olun arkadaşlar, tarih yazdınız. Hiç kimse bunu silemez. Bu beraber vermiş olduğumuz bu mücadeleyi kimse silemez. Allah'ın bir olduğu gibi emin olun. Herkes takdir edecek. Bu ekibi herkes takdir edecek. Zamanda zamanla da bunu görecekler. Şimdi konuşmayalım diyorum. Ya neyi konuşmayacağız? Gece kondu bir yemek verdi gittik. 100 bin liradan başladılar vereceğimiz para. Ya 250 bin liraya kadar çıktı. Ya arkadaş biz bu parayı nereden vereceğiz? Apo burada mı? Bizim taksi durağından Ümitköy'den biraz aldık. Diğerlerinden aldık. Olmadı yani, esnaf niye versin? Tuttuk cebimizden. Yani rızkımızı götürdük bunlara verdik. E doymuyor ki adam. Dedi ki 50 bin lira daha vereceksiniz. Yetmedi. Biz de dedik ki kardeşim 50 bin lira 50 bin lira vermiyoruz. Gece kondunun yemeğinde olanları söylüyorum arkasından. Ha bunları da söylemek istemiyorum. Ama mecburum. Çünkü mecbur bırakıyorlar. Niye mecbur bırakıyorlar? Devamlı saldırıyorlar. Devamlı saldırı. Ya şimdi arkadaş, yani biz bu savunmaya geçeyim derken ister istemez hata da yapıyoruz. Biz insanız. Ben ilk gün geldiğimde de dedim. Ya beni kimse, arkadaş bizi kimse mükemmel olarak değerlendirmesin. Tamam şampiyonluk yapmış olabiliriz. İki lig üst üste
atlatmış olabiliriz ama biz peygamber değiliz ki, kaldı ki peygamberler de hata yapıyor. Biz diyoruz ki biz mükemmel değiliz, biz hata yaparız ve bizi hep hata yapmaya zorluyorlar. Şimdi biz emin olun, hani derler ya, şeytan taşlamaktan ibadet etmeye fırsat bulamıyoruz diye. Vallahi billahi tuttuk, hem şeytan taşladık hem de ibadet ettik. Bunu ikisini bir arada yapmak gerçekten zor, insanları da yoruyor. Şimdi bu arada ne yapacağız? Sahtekarın biri çıktı, işimize girdi. Zayıf halka, ondan sonra işte bir operasyon başlattılar. Ya sen topçuya peşinat veriyorsun, 300 bin euro bakarı konu, hepsinin kaydı var. 300 bin euro adama peşinat veriyorsun, 10 bin euroyu topçuya veriyorlar. 300 bin euroyu menajerler alıyor götürüyor. Nereye götürüyor? Götürdüğü yerler belli. Biz buna dur dedik, ne zaman ki dur dedik ipimiz çekildi. Yani film koptu. Şimdi bunların bilinmesi lazım. Adama taraftar, taraftarlara bir şey demiyorum. Allah razı olsun, onların sayesinde bir noktaya geldik. Ama taraftar lideriyim diye geçinen, işi olan veyahut da olmayan. İşi olan ekstra para alıyor, işi olmayan da zaten buradan geçiniyor. Ve adama 5000 lira para veriyorsun deplasmana gitsin diye grubun birine. Adam geldi, 10.000 lira vereceksin. Niye dedim? Öbür gruba adam dedi 20.000 lira verdi yeni doğanlara. Sen 10.000 lira vereceksin. Ortalık karıştı. Gecekondu burada, gelsinler konuşalım. Her deplasmanda 15.000 lira para veriyoruz biz bunlara. Cebimizden veriyoruz, faturalı değil. Az, niye az? Aday çıktı. Ya bunlar gerçekten Türk futbolunun kanayan yarası. Söylemeyeceğim. Söylemiyoruz. Hep halının altına tutuyoruz, pislikleri atıyoruz. Halı şişti. Kalktı, bitti. Hak, adalet, vefa, hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Kayseri'ye gitmişsiniz arkadaşlar. Niye böyle oldu? Deplasman parası vermedik, öyle oldu. Kayseri'ye gittik. Kayseri Spor'u 2-0 yendik, doğru mu? Doğru. Ne yaptılar? Yönetim istifa diye bağırmadılar mı? Burada olan arkadaşlarımız. Bakın arkadaşlar, her şey açık ve net. Tarihimizde Sivas Spor'u hiç yenememişiz. Geçen sene önemli bir maçtı. Bizim bu maçı almamız lazımdı. Sivas Spor'la 15 maç yapmışız. Bunun sadece 5'inde berabere kalmışız. Sivas bizi, Spor bizi 10 maç mağlup etmiş. İçeride dışarıda. Hatırlayın. Sivas Spor'a 3. golü attık. Takım 40 puan yaptı. Düşme işi mişi yok. Hadi gelin arkadaşlar hep beraber eğlenelim. Doğru mu? Yani 40 puan yaptık. Ne yaptılar? 3. golden sonra avantajı diye de tabir ettiğimiz mikserler hemen piyasaya çıktı. Taraftarın abisi sözü bana. Yönetim istifa diye bağırmadılar mı? Bağırdılar. Ben bunları niye anlatıyorum? Ya yarın biz yokuz. Gelen adamlara bunu yapmasınlar. Gelen arkadaşlar ne yaptı şimdi? Bıraktı gitti. Değil arkadaş. Bir haftadır bu işin anlaşması yapılıyordu, konuşması. Belli bir uzlaşı sağlandı. Ekip oluştu. Bu ekipte sorumluluk alıp devam edecek. Hatta gece başka bir arkadaşlarımız da aday olmak istediler. Sizleri aradılar. Biz dedik ki yok arkadaş, biz söz verdik. Dün nasıl sözümüzü tuttuysak bugün de sözümüzü tutacağız dedik. Ve şunu söyleyeceğim ben. Bu saatten sonra, iş bu aşamaya geldikten sonra mevcut listeyi biz sunarız. Arkadaşlar da mecburen bu görevi alır. Daha öncesinde çünkü göreve talip oldular. Ama burada gördüler ki olur. Şimdi arkadaşlar isterseniz bak hiç ayrı da vermeyelim. Bakın beni dinleyin. Biz gelin burada bir
genel kurulu netleştirelim. Sayın Bakanımız mı rica etti? Şunu söylemek istiyorum. Şimdi oynanan oyunları görebiliyor musunuz yani? Burada yaşıyorsunuz değil mi birebir? Bunların hepsi bir provokatörlerin yaptığı olaylar. İşin içinde işler var. Bunları görün. Yani biz sırf şehrimizin takımı, tamam mı, buralara geldi, daha yukarılara gitsin diye fedakarlık yaparken adam çıktı ne yaptı? Gözümüzün içine baka baka yalan söyleyerek şov yapmaya kalktı. Niye? Burada da bir plan vardır. Ama ben her zaman şunu söyledim. Herkesin bir planı vardır, Allah'ın da bir planı vardır. Bizde esas olan Allah'ın planıdır. Ya bana diyorlar şuna şunu dedim, buna bunu dedim. Kardeşim, kula kulluk eden şerefsizdir. Biz sadece Allah'a kullukla mükellefiz. Biz sadece Allah'a kullukla mükellefiz. Hesabımızı Allah'a vereceğiz. Bitti. İşimi düzgün yapmış mıyım? Neyimizi gördünüz kardeşim? Gelin her şeyi denetleyin. Haydi. İşin kötü tarafı da şu ya. Ya arkadaş hırsız bulduk. Oğlum al gel diyor. Baba çağırıyorum gelmiyor. Oğlum gitsin diyoruz gitmiyor. Yani öyle bir duruma geldik ki hırsızlar, arsızlar namuslu adamlara iftira atmak durumundalar. İftira atıyorlar. Burada diyelim ki 500 kişiyiz, 600 kişiyiz, 700 kişiyiz. Yıllardır beni tanıyanlar var. Kardeşlerim de dahil. O kadar seçime girdik. Yıllardır seçim yaparız. Yıllardır siyaset kendimize göre yaparız. Ticaret yaparız. Ya bir Allah'ın kuluna bir iftira attı mı duyan var mı kardeşim? Veyahut da olumsuz bir şey söyledi mi duyan? Bir kişi varsa içinizde çıksın. Bir kişi. Birinizin hakkını yediysem çıkın söyleyin. Eğer söylemezseniz sizden de hadisi yok. Niye diyorum? Yapmadım yani. Allah biliyor. Çünkü niye yapmadım? Bakın arkadaşlar. Her zaman söylüyorum. Sizde de olsun. Biri gelip bir şeyler söylerse bilin ki bunda bir şerefsizlik muhakkak vardır. Namuslu ve şerefli insanlar iftira atamaz. İftira atan insanlar kesinlikle ve kesinlikle hem namussuzdur hem de şerefsizdir. Sadece bunu söylüyorum. Ha, bizi engellemişlerdir. Engellediğini zannediyorlardır. Kendilerine göre planları vardır. Ama biz de şunu yaparız. İnançlıysak eğer, ya bu şerefsizleri de Allah bildiği gibi yapsın deriz. Allah bildiği gibi yapsın. Allah ıslah etsin bunları. Neyi paylaşamıyoruz ya? Güzelim memlekette, güzelim şu Ankara'da, başkentte ya. Başkentin geldiği hale bir bakın arkadaşlar. Yani şu geldiğimiz bir noktaya bir bakın şunu. Niye Türkiye'de, yani Türkiye'nin başkentinde niye şampiyon takımlar çıkmasın? Ya niye olmuyor yani? İşte nedeni bu. Nedeni maalesef bu tür insanlar toplumun birlik beraberliğini bozuyor ve bundan rant elde ediyor. Bundan geçimini sağlıyor. Bakın arkadaşlar, kimse gitmeyecek. Yine söylüyorum. Bizim yarım işimiz kalmaz. Bu arkadaşlarla 3 gün, 4 gün oturduk, konuştuk. Listeyi de yaptılar. Listelerine de müdahale etmedik. Şu sözü de verdik. Dedik ki biz sizi destekleyeceğiz. Biz millet gibi yapmayacağız. Biz millet gibi yapmayacağız. Hiçbir şey de beklemiyoruz. Maddi manevi de sizi destekliyoruz. Biz bir fedakarlık daha yapacağız dedik ve anlaştık. Kesinlikle hiçbir arkadaşımız gitmeyecek ve bu arkadaşlarımızın da gönlünü edip sandığa sokacağız. Olmadı. Nasıl ben bir genel kurulda gönülsüzdüm, gelmedim.
Nasıl beni seçtiniz? Şimdi biz de o arkadaşları seçeceğiz. Öyle yok. Tamam mı arkadaşlar? Şimdilik bekleyelim, bir yarım saat ara. Yarım saat sonrasında o arkadaşları seçeceğiz. Tamam? Hadi.